Herkese merhabalar. Bu dersimizde yeni bir örnek yapacağız sizlerle. Girilen sayıyı tersten yazdıran programı yapacağız beraber. Öncelikle bizim ihtiyacımız olan şey ne arkadaşlar? Bir tane sayı. Hemen o sayımızı değişkenimiz olarak alıyoruz. Daha sonra do while döngümüzü açıp yani bunu while'la da yapabilirsiniz, for'la da yapabilirsiniz. Her zaman söylüyorum bunu da. Sadece do'da işte ilk başta doğrudan biz kullanıcıdan bir hareket istediğimiz için, yani bir kullanıcı muhakkak bunu görsün, yani bu işlemi görsün diye do while döngüsü var. Kullanıcıya diyorum ki lütfen bir sayı giriniz. Ve kullanıcının girmiş olduğu bu sayıyı ne yapacağım arkadaşlar? Benim sayımın içerisine atacağım. Şöyle bu sefer convert.toint32 ile yapalım. Hep parse'la yaptık. Şöyle geldik. Hani bu kullanımları da bilim, yani fayda var. Console.readline diyorum. Ve sayımızı alıyorum. Şimdi geriye bu sayıyı tersten yazdırmak kaldı arkadaşlar. Şimdi bu sayıyı tersten yazdırma şartı bizim şu şekilde olacak. Bir de ben burada sayının tersi adında bir tane değişken tutacağım. Ve bu değişkenin değerini başlangıçta sıfıra atacağım. Bunu sıfıra atama sebebim benim şu. Çünkü her seferinde ben bu sayının tersini 10'la çarpıp kendine eşitleyeceğim. Şimdi ne demek istediğimi bu algoritmayı kurduktan sonra daha iyi anlayacağız. Şöyle sayının tersi diyorum. Eşittir. Bizim sayının tersiyle 10'u çarpacağım. Ve örneğin bizim girilen sayımız ne? Şöyle ne diyelim? 152 diyelim. Biz bunun çıktısının ne olmasını bekleriz? 251 olmasını bekleriz. Şimdi normalde ben bunu başlangıçta 0 verdim zaten. Şu an için tabii ki bize bu bir şey ifade etmiyor. Şu altına yazacağımız kodlar önemli bizim için. Şöyle geliyorum. Sayının tersini de eşittir diyorum. Bizim sayının tersi artı sayının ona bölümünden kalan. Şimdi burada biraz daha şekillendi olay. Neden? Çünkü normalde ben burada 0'la çarptım ya. Şu an mesela 0 benim sayının tersi. İşte atıyorum kullanıcı burada 151 girdi sayıya. Ne olacak bu benim sayının tersim? 0 olacak. Sonra bu sayının tersi artı dediğim için sayının ona bölümünden kalan kaç arkadaşlar? 151 farkındaysanız. 152, 151 diyorum. Sayının ona bölümünden kalan 2 farkındaysanız. Ne olacak? Ben otomatikman bu 2'yi bizim sayının tersi isimli değişkenime eklemiş oldum. Ve son olarak benim bu sayımı gideceğim kendine böleceğim arkadaşlar. Kendini ona böleceğim. Buradan benim sayım ne gelecek? 152 idi ya sayım benim. Sayının ona bölersem ne olacak? Sayımız 15 olacak. Çünkü 152 bölü 10 ne? 15.2. Fakat sayımız integer olduğu için 15.2'nin tam kısmı geliyor ya. 15 olacak sayımız. Böylece ne yapmış oluyorum ben? Bizim şu 12'lik şu 2 kısmını alıp bu 15 kısmını otomatikman yok etmiş oluyorum. Yani sondaki 2 kısmını almış oldum. Şimdi benim döngümde devam etme süreci şu olacak. Sayım benim 0'a eşit olmadığı sürece buna devam etsin istiyorum. Şimdi gelelim şu algoritmayı tekrardan beraber değerlendirelim. Sonra çalıştırırız. Önemli değil. Önemli olan algoritmayı anlamak. Şimdi bizim sayımız bu değil mi? Ben bu sayının tersten yazımını bulmak için ne yaparım arkadaşlar? Zaten öncelikle benim muhakkak şu sondaki sayıya ulaşmam lazım. Şimdi ben bu sondaki sayıya ulaşmak için hangi satırı kullanıyorum? Buradaki satırı kullanıyorum. Ne yapıyor bana bu? Şurada sayının ona bölümünden kalanı buluyor. Yani 2'yi buluyor. Ve bu 2'yi benim sayının tersi isminde belirlediğim değişkenin içerisine yazmamı sağlıyor. Şimdi ben bunu içerisine yazdım mı 2 şeklinde. Güzel. Şurası zaten 0'dı. Buraya geçiyorum. Burası 2. Sonra gidiyorum. Sayı bunu da şey yapalım. RAM'imizi de gösterelim de. Şöyle RAM'imizi de tutalım. Şurada atıyorum bizim. Tabii RAM böyle değil arkadaşlar da. Biz hani görsel olarak kafamızdaki eski işlemleri de hatırlayabilmek adına bunu yapıyoruz. Örneğin bu sayının kendisi olsun, bu da sayının tersi olsun. Şimdi sayının kendisi başlangıçta 152 arkadaşlar. Şöyle 152. Sayının tersi başlangıçta 0. Tamam mı? Siz şimdi şuradaki 2'yi almak istiyorsunuz. Bunu 0 yapma sebebiniz de siz buradaki 2'yi buna ekleyeceksiniz. Sonra burada 10'la çarpıyorsunuz ki
20 olsun ve sonra bu 20'ye tekrardan şuradaki 5'i ekleyeceksiniz, 25 olacak. Sonra şurada 10 ile çarpacaksınız, 250 olacak. Ve sonra şuradaki 1'i ekleyeceksiniz. Sonuç olarak 251'i, yani sayının tersini bulmuş oluyorsunuz. Algoritmamız bu yani tamamen. Yani ne yapıyorsunuz? Sondaki basamağı ekliyorsunuz, 10 ile çarpıyorsunuz. Bu basamağı ekliyorsunuz, yani bu basamağın sayı değerini ekliyorsunuz, 10 ile çarpıyorsunuz. Bu basamağın sayı değerini ekliyorsunuz. Ve ondan sonra zaten bu basamağın sayı değerini ekledikten sonra sayının 1 oluyor ya, sayının kendisi. 1 bölü 10 ne? 0.1 ya. Otomatikman bizim sayımız ne oldu? 0 olmuş oldu artık. Ve bu şart sağlanmadığı için döngüden çıkmış oluyor. Ve bizim otomatikman 251 sayısını elde etmiş oluyoruz yani. Güzel. Şimdi devam edelim. Başlangıca geri dönüyorum tekrardan. Sayının kendisi 152 idi. Sayının tersi 0'dı. Ben burada onu belirledim. Yazmış olduğum algoritmaya göre ben buradaki sayı değerlerine tek tek ulaşıp her bu sayı değerlerini benim ters sayının tersi isim değişkeni ekledikten sonra onunla çarpacağım. Ve böylece tersini elde etmiş olacağım. Yani kolay bir yöntem. Şimdi sayının tersi çarpı 10 demiştik. Sonuç olarak bu satırda hiçbir şey değişmedi. Sonra geliyoruz buraya. Sayının tersi eşittir sayının tersi artı sayının 10'a bölümünden kalan. Sayının 10'a bölümünden kalan ne şu an için? 2. Şimdi ne yaptık? Sayının tersini buna ekledik. O zaman benim sayının tersi değişkenim 2 oldu. Ve aşağıdaki satıra geliyorum. Sayının 10'a bölümün sayıyı 10'a bölersek onu böl 10'a bölersek ne olacak arkadaşlar? Şimdi 152'yi 10'a bölersek ne oluyor? 15.2 oluyor. Ne yapıyorduk bu sayı integer olduğu için? 15 tam kısmını alıyor. Bu sayı değişkenini eşitlemiş oluyoruz. Artık yeni değerlerim benim bu. Bakın ne yaptın aslında? Ne yaptım aslında? Parçalamış oldum. 2'yi buraya yolladım, 15'i buraya yolladım. Şimdi geliyor burada while sorgusunu yapıyor. Sayı 0'a eşit değil mi diyor. Bakıyor. Evet, eşit değil. O yüzden true ne yapacak? Döngüye tekrardan girecek. Tabii burada tekrardan sayı isteyecek. O yüzden biz burada tekrardan sayı istemesini aslında hoş görmeyiz. Ama onu bir şekilde düzeltiriz. Önemli değil. Şimdi tekrardan burada sayının tersi şu an ne? 2. Sayının tersi 2 şey 10 ile çarpacak. 20 olacak. Otomatikman sayının tersi artık 20 olacak. Buna 20 yaptık. Ve aşağıdaki satıra geliyorum. Pardon, şuradaki satıra. Bu sefer sayının tersine sayının tersinin kendisiyle sayının 10'a bölümünden kalanı topluyor. Şimdi 15'in 10'a bölümünden kalan ne? 15'in 10'a bölümünden kalan tabii ki de 5. Şöyle 15, 10, 10'a bölümünden kalan 5'tir arkadaşlar. 5'i 20'ye ekliyor. Artık benim buradaki 20 değerim 5 artıyor. 25 oluyor. Yani sayının ters değişkenim 25. Tabii ki şu öncekileri unutun arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Aynı aslında. Aynı hücrede bunlar RAM'de. Ama şimdilik görsel olarak görebilmek adına bunu yapıyoruz. Sayının tersi 25 oldu burada. Şimdi sayı eşittir sayının 10'a bölümünden sayının 10'a bölümü diyor. 15'in 10'a bölümü ne arkadaşlar? 1.5 değil mi? 1.5'in tam kısmı hangisi? 1. Demek ki benim yeni sayı değerim ne? 1. Güzel. Bakın ne yaptım yine? Şuradaki 5'i bunun sağına atmış oldum aslında. Algoritma bu şekilde çalışıyor. İşte bunun sağına atabilmek için buradaki sayıyı 10 ile çarpıp buna eklemem lazım. Yani algoritmamız bu. Şimdi geldik, bir kere daha dönüyor döngümüz. Şimdi sayı eşit değildir 0 mı? Evet, çünkü sayımız 1 şu anda. O yüzden tekrardan başa dönecek döngü. Şimdi geliyorum. Bizim sayının tersi neydi? 25'ti. 25 çarpı 10 250. Yani bizim şu anda şöyle yapalım. Şurası 250 şu anda. Yani bizim bu sayının tersi değişkenimiz 250 oldu. Bu önceki iptal oldu. Sayının tersi bu sefer sayının tersi artı sayının 10'a bölümünden kalan. 1'in 10'a bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Sayının tersi zaten 250 idi. 250 artı 1, 251. Yani benim sayının tersi ne oldu artık? 251 oldu. Tabi hala sayının kendisi 1'e eşit. Şimdi burada sayı eşittir sayı bölü 10. Şimdi 1'in 10'a bölümü ne arkadaşlar? 0.1. Sayı zaten integer'dı, yani tam sayıydı. O yüzden şu kesirli sayının tam kısmını alır kendine. O yüzden sayımız 0'a eşit oldu. Bakın artık otomatikman sayım 0'a eşit oldu ve tersini de yazdırmış oldum. Ve geliyorum bu şartın içerisine. Sayı eşit değildir 0'sa bu döngüye girsin istiyor. Peki şu an sayımız ne? 0. O yüzden bu döngüden çıkıyor arkadaşlar. Çünkü sayımız 0'a eşit olmuş oldu. Evet, algoritmamız bu şekilde çalışıyor. Bundan çıktım şimdi. Buradaki komutları alıp yukarı yapıştırıyorum ve böylece bundan da kurtulmuş oluyorum arkadaşlar.
Ya maksat burada dual döngüsünü görmek. Yani bunu while'da yapmak daha hoş olurdu. Ama fark etmez dediğim gibi şu an için. Şöyle start'a tabii ki sayının tersini bulduktan sonra bir de şimdi en altta bastıralım. Console.WriteLine ile şöyle sayının tersi deyip burada diyelim ki sayı artı sayısının tersi, yani tersten yazılmış hali, iki nokta üst üste koyalım, artı yapalım. Güzel. Bir de şu sonuna console.readline koyalım ki konsolumuz kapanmasın. Tamam, start'a bastım şimdi. Program açıldı. Lütfen bir sayı girin diyor. 251 girelim. Örneğimizde bunu yapmıştık. 251 girdiğimde sıfır sayısının tersten yazılmış hali diyor. Şimdi sıfır neden yazdı? Çünkü biz şurada sayımızın kendisini değiştirdiğimiz için sayı değişkenimizin değerini yine her zamanki gibi onu eğer orada yazdırmak istiyorsak orijinal halini tutacağız. Şöyle orijinal sayı deyip sayıyı buraya eşitledim. Ve şuraya orijinal sayı dedim. Start yapıyorum tekrardan. Evet, 152 girdim. Bakın 152 sayısının tersten yazılmış hali 251 dedi bana. Şimdi bunu sürekli olarak bana sorsun istiyorsam ne yapacağım? Ya böyle konsolda deneme yapmayı arttırmak istiyorum sürekli olarak. Ne yapacağım arkadaşlar? Hemen şuraya geliyorum. While'ı açıyorum. Baştan sürekli olarak bana bu soruları yöneltsin yani. Onu istiyorum. Şunu aldım. Bakın ne yaptım burada? Sonsuz döngüye soktum ki sürekli olarak bana onu sorsun. Şöyle start'a bastım. Lütfen bir sayı girin diyor. 152 dedim. 152 sayısının tersten yazılmış hali 251. Lütfen bir sayı girin diyor. İşte 654 dedim. Bakın 456. Ne bileyim şöyle biraz daha büyük sayı yazalım. Aynı şekilde o büyük sayının da tersten yazılmış halini gayet güzel bir şekilde elde etmiş oluyoruz. Evet, algoritmamız bu şekildeydi. Bakın şurada farkındaysanız yeşil yazıyor. Neden? Bakın şurada diyor ki al götüremiyorum oraya. Şu actions'a tıklayabilirsek tıklayamıyorum da. Bir dakika şöyle yapalım. Şuna tıklarsam belki bana izin verir. Ha. Unreachable code detected diyor. Unreachable demek rich ulaşmak demek arkadaşlar. Unreachable'da ulaşılamaz. Ulaşılmaz kod detected demek tespit etmek demek yani tespit edildi. Unreachable kod detected'da ulaşılamayan kod tespit edildi demek. Aslında onun uyarısını veriyor. Neden bu uyarıyı veriyor? Çünkü biz burada sonsuz bir döngü açtığımız için while turu şeklinde bu şeyi bana veriyor yani. Siz söyleyin. Uyarıyı bana veriyor. Hani ben bu koda asla ulaşamayacağım. Şimdiden haberin olsun diye Visual Studio Code bizi uyarıyor. İşte bu şekilde. Yani güzel bir özellik. En azından döngünüzün sonsuz döngüye girdiğinde bu şekilde anlayabilirsiniz. Mesela buraya şöyle yazarsanız da olur. 6 büyüktür 5 yazdım. Bakın yine unreachable code dedi. Neden? Çünkü bizim her zaman 6 5'ten büyük olacağı için sonsuz döngüye sokmuş oluyoruz aslında. Fark eden bir şey yok yani. Evet. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.